Soru: büyü ve sihirden korunmak için ne yapılmalıdır? Cevap: İslam dini büyük günahlar arasında saydığı sihri şiddetle yasaklamış, Kur'an-ı Kerim'de sihir yapanların ahiretten nasibi olmadığı ve bunu yapanların şerrinden Allah'a sığınılması gerektiği vurgulanmıştır. Peygamberimiz de sihir yapmayı 7 büyük günah arasında saymıştır. Cahiliye devrinde sihir, büyü çok yaygındı. Cincilik, kahinlik, yıldızlardan hüküm çıkarmak, fal oklarına başvurmak, iplere düğüm atıp üflemek gibi işlemler yapılırdı. Müşrikler bu durumunda etkisiyle işi Kur'an'ın bir sihir eseri olduğunu ileri sürmeye kadar varmışlardı. Büyücülerin her şeyi bildiği, başaramayacakları şeylerin bulunmadığı şeklindeki inançlar İslam'a aykırıdır. Bu yüzden bazı Müslüman bilginler, gerçekliği bulunmayan bir aldatmaca ve safsata olduğu gerekçesiyle büyünün gerçekliğini reddetmişlerdir. Sihire ve büyüye karşı en etkili çözüm, Allah'a sığınmak ve ona güvenmektir. Hazreti Peygamber her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli Felak ve Nas sureleriyle Ayet-el Kürsi'yi okumuştur. Ayrıca torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'i nazar, büyü ve benzer olumsuzluklardan korumak için de şurayı okumuştur, şu duayı okumuştur: her türlü şeytan ve zehirli haşerattan, bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Bunun yanında sihre maruz kaldığı düşünen bir kimsenin şifayı Allah'tan umarak güvendiği insanlara müracaatla kendisine Kur'an okutması ve dua ettirmesine bir sakınca yoktur. Din İşleri Yüksek Kurulu 79 tarih ve 1883 sayılı kararında Cenab-ı Hak'tan şifa umarak hastalara Kur'an-ı Kerim ve şifa ile ilgili dualar okumanın caiz, halkı kandırmak ve gaybten haber vermek amacıyla üfürükçülük yapmanın ise dinen yasak olduğunu belirtmiştir.